Aa şey, dur kaçtı. Pardon. Goalie. Evet. Benim de kafamı yarısı çıkmıyor. Boyun uzun ya ondan. Aynen, sağ ol. Arkadaşlar merhabalar. Yavaştan toplanalım. Biliyorsunuz bugün canlı yayın duyurusu Canlı yayını yapmıştık. Refik Amca açtığını demeyiz değil mi? Eminim Refik Amacı'dan açtık. Açmadık mı Refik Amacı'dan? Benim bildiğim oradan açtık. Ama yine de sen bilirsin. Ha, tamam doğru, okey. Doğru açtık. Tamam. Tım. Evet. Şöyle bir toparlanalım. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Hocam YouTube'da Raif Kamacı yazıp gelirseniz direkt kanalda canlı yayın var zaten. Görürsünüz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Şöyle bir toplanalım. Instagram'dan ve YouTube'dan yazanlara merhaba. Evet arkadaşlar. YouTube'da Raif Kamacı olarak aratıp gelebilirsiniz. YouTube'da online'ız. Orası böyle daha iyi, en azından bir platform halinde. Instagram'a o şekilde yansıtamıyoruz. Değil mi? Yansıtamıyoruz Instagram'a o şekilde. Yansıttık zaten, yansıttırdık. nasıl yansıtmak? Ne yap? Ne? Çok iyi. Evet, yavaştan toplandık. Hocam günde 4 saat uyku yetiyor mu? Yani Günde 4 saat uyku, 4 gördüğünüz diğeri. gibi yetmeye çalışıyor. Vitaminler, balık yağları. Bakmanız lazım. Koenzimler. Bir şekilde yettiriyorsunuz. Ya mevzu böyle hani saçma sapan çok çalışmak değil. Gerçekten planlı programlı çalışmak. Mesela şimdi eğri doğruya doğru, yani 2 gündür mesela biz de çok plan program dışına çıktık. O yüzden mesela çok çalışmamıza rağmen çok fazla iş bitmedi. Biraz saçma sapan oldu yani. O yüzden mevzu hani uyku saati falan değil. Gerçekten hani verimli çalışıyorsanız günde 10 saat uyuyarak bir şey yapabilirsiniz, ama bugün dün Arda abi paylaşmış bu 10 bin saat olayı var ya, o gerçekten var yani. Hakikaten yaptığınız işte 10 bin saati doldurmaya çalışın arkadaşlar. Ben de bir hesaplayacağım kaç saat olmuş diye. Hangi işte kaç saat olmuş ama? Ya gene e-ticaret olaylarında yani. Öyle şey yapmayacağım. 10 bin saat bizim Bilmem, günde 10 saatten hesapla yaklaşık 2,5-3 yıldır. Ya zaten olmuyor. 365 çarpı 3 yapabilirsin Sen çok rahat. bekleme. Ben daha çok şey karıştırıp koyalım. Bakalım. 50 diyelim. Nereye Yazmıyor gidiyoruz? musun? Ayhan Can Bey sormuş. Sabah kaçta kalkıyorsunuz genelde? Yani Ayhan Can Bey, benim alarmlarımdan bir 10 gün bin, beni 10.500. öldürecekler yani. Benim 5'te, 5.30'da alarmlarım var. En kötü 6'da ayaktayım. Ahmet Bey demiş, beyin vücuttan güçlüdür. Bütün mesele kafa yapısı. Kesinlikle öyle. E-ticaretle mi harcama yapıyorsun? Tam olarak sorunu anlayamadım. Yani e-ticaretle mi derken ne e-ticaretle mi? Onu anlayamadım. Work smart plus hard. Evet, aynen öyle. Tam olarak aslında öyle. Öyle olması lazım. Yani arkadaşlar, benim burada bir tahtam var. Çekme devriliyor. Tamam. Şu an gösteremeyeceğim neler yazdığını. Ama benim burada bir tahtam var. Ondan sonra burada bir tahta kalemim var. Bir de kırmızısı var. Ben Siyah her var. gün planlarımı buraya yazarım. Bu beyaz tahta yazarım. Bunu ofisten getirdim. Yapamadım yani. Beyaz tahtası gerçekten çok böyle doğru düzgün çalıştığımı hissedemedim. Benim için önemli. Türkiye'de dolar harcama işini. Evet, Türkiye'de dolar harcama işini e-ticaret yapıyoruz. Amerika'ya, genelde Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine satışta. Sadece dolar değil, pound, euro. Genel olarak değerli dövizler. Kuveytliler hariç. Hasan Haşim Bey, şofta ödemeleri sizden yaparsak ayrı mı ödeme alıyorsunuz? Hayır, tek sefer yok. Özür dilerim. 3 aylık falan ödemeli şeylerimiz Hayır, var. aylık ödeme alıyoruz. Yani 15 gün Ha, ödeme alıyoruz. siz çok çok özür dilerim. Haftalık alıyorsunuz. Her hafta Payoneer hesabınıza atıyoruz. Anıl Hocam, reklamda adset üretmek yerine tüm interesleri işaretleyerek bir sette başlamak uygun olmaz mı? Olur, stratejiye bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yani reklamda kesinlikle şu yapılmalıdır diyemse de hiçbir zaman olmaz. Uygun olmaz mı diye bir soru, her zaman bir şeyin bir uygun hali vardır. O da Evet. olabilir. Stratejiye bağlı olarak Evet, değişir. aynen öyle. Kırmızı dikkat çeker, ödeme kısmında da butonu öyle olmalı bence. Ya olabilir. Yani yeşil de olabilir. O da mantıklı. Kırmızı da mantıklı. Hepsi olabilir, denenebilir. Dikkat çekici renkler. Mesela mavi güven verir. Yani mesela biz ilk
ben bir ara şey satıyordum, devrimi falan satıyordum. Onları satarken de kalem renkleri aşırı önemliydi mesela. Oradan beri bende bir alışkanlık pazarlamada kalem renkleri. Pazarlamada renkler. Gerçekten şeyi var. Bir olayı var. Bunun belli bir eğitimi var mı? Var. Shopify Dropshipping. Corsair Code'dan alabilirsiniz. Benim bir eğitim panelim var. Raif abi at yarışı oynuyorsun. Ya ben seni engellemiştim. Niye bir daha şey oldu? Nereden diyeceğim? Şuradan engelleyeceğim. Aynen. Amazon'da şöyle okuyayım. Amazon'da bestseller ürünlerin satılması mantıklı mı sizce? Çok değil ya. Google Trends'lerine bakmak lazım. Yani Google Trends'leri, efendim Facebook'ta daha önce çıkan reklamlar, Google'da genel bir aratma yapmamız lazım. Yani bunların hepsine bakmak lazım. Öyle çok şey değil. Hakan Bey sormuş, sizi gerçek anlamda az tanıyorum ama gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim Hakan Bey. Şimdi genel bir şeyden bahsedelim. Bugün biraz açık açık konuşacağım abi. Gerçekten yani şimdi Türkiye'de şöyle bir olay var. Böyle işte kazanılan para nasıl anlatayım? Çok böyle kazanılan para söylenmez. Efendim mesela harcanan şeyler çok söylenmez falan. Ama burada bizim ya ben kendi açımdan insanlardan saklamak istemiyorum bunu yani. Hani bu çok büyük bir sır değil evet. Ama birçok insan da bunun farkında değil. Ya buna hangi şey var, niyet önemli derler ya. Bunu hangi amaçla yaptığın çok alakalı. Yani ben dolar harcıyorum abi. Evet. Falan deyip böyle bir gösteriş amacıyla yapılmadığı için. Evet. Dolayısıyla bu bizim Türk insanında o dediğimiz harcanan şey söylenmez kafası değil aslında bu. Aynen, yani böyle bir şey aynen. Yapılabiliyor. Dışarıdan da zaten şöyle bir yorum oluyorken bunu yapmak saçma olur. Hani söylüyorsun da nerede kazanıyorsun? Bakın bu arkadaşlar. Bu alıyorken evet. Özellikle. Bakın arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim emlak danışmanı takipçilerim falan da var. Onlara da ben sordum. Şimdi biz yeni bir ofise geçecektik. Tamam mı? Şimdi bu konuyu açmam nereden geldi? Önce bir ona başlayalım. Oradan başlayalım. Yani neden bu konuyu bir anda seçtim? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Torun Center tarafındaki ofisi boşalttık. Dedim ki yeni güzel bir ofise geçelim. Hem ajans işlerini dışarıdan yürütmek çok mantıklı geldi. Hem de güzel bir home office yapabiliriz. Çünkü yani uzun zamandır da aklımızdaydı aslında. Yalan yok. Bu işlerden dolayı da artık hani bir geçelim falan dedik. Ama arkadaşlar şu anda koronadan dolayı hani daha lüks rezidanslar falan çok dikkat ediyorlar bu virüs olaylarına ve hala taşınamıyoruz. Taşınmamıza müsaade çıkmıyor. Şimdi oraya bakarken arkadaşlar biz tabii Zorlu'da işte Belevur mu? Nasıl okunuyor? İşte orada efendime söyleyeyim işte Levent Loft'ta falan dairelere baktık. İşte kiralar 30 bin lira, 40 bin lira, 55 bin lira, 70 bin lira civarı. İşte aidatlar 5 bin lira, 8 bin lira. Bu civarlar. Yani biz de yalan yok. Gerçekten açık açık tutmayı planlıyorduk. O tip bir yer. Ondan sonra tabii emlak danışmanı falan arkadaşlar bize dediler ki yani yatırım danışmanı arkadaşlar. Hani şu anda o tip bir yer kiralamaktan hani uzun dönemde satın alma ve daha makul işte evlere çıkma mantıklı olabilir dediler. Ama şimdi oraları gezerken konuştuğumuz emlakçılar onların bizle konuşması acayip dikkatimi çekti. Sebep de şu. Şimdi mesela geziyoruz bir yer tamam mı? Ve Zorlu'da bir ev gezdik abi. Ve kirası 21 bin lira. Aidat 8 bin lira. Yani minimum 30 bin liralık bir şey var. Gider var. Ve hiç müşteri getiremiyorsun. Yani tamamen ev. Ondan sonra burayı gezerken tabii şeyi fark ettik. Yani burayı gezen insan tipleri, ne iş yaptıkları, nelerle uğraştıkları, komşuların portföyleri. Ve gerçekten ciddi manada orada bir sirkülasyon sadece dövizle uğraşıyor. Yani Türk lirasıyla hiçbir işleri yok. Ve çok net anlıyorsunuz zaten. Yani Türk lirası kazanılarak yapılacak işler değil. Durulacak yerler değil ya da kalınacak evler, ofisler değil. O para birileri değil yani. Adamlar orada evet. Aslında 20 bin, 30 bin, 55 bin değil. 3 bin, 5 bin, 8 bin dolar olarak görüyor. Evet, aynen öyle. Kimse de orada zaten, evet, kimse de orada zaten TL konuşmuyor. Evet. Yani biz de e-ticaret yapıyoruz yani mesela işte ev sahibi soruyor ne iş yapıyorsunuz burayı tutacaksınız işte biz e-ticaret yapıyoruz dediğimde anladım yurt dışına mı diyor yani artık orada çok normal çünkü döviz kazanmadığın zaman orada zaten oturman imkansız millet insanlar bunu biliyor bunun farkındalar o yüzden böyle bir video çekmek aklıma geldi dolar değil de TL'ye kazanarak o para birimlerini tamamen TL kazanarak
yaptığın zaman adamlar seni tanıyor olması lazım. Evet. Yani şeyden bu bantta TL paralarını çeviren insanları hani zaten şey yapıyorsun, evet. Türkiye içinde kazanmak lazım. Evet, aynen öyle. Ondan sonra arada bir soru var. Bir de panelde eğitime review yapmak istedim ama nereden yapalım? Onu açmıştık bulamadım. Ama eksikleri var demek ki. Bir daha şöyle, Sami Bey ilk video ve son videoda kesin yorumlar açık diye hatırlıyorum. İlk video yapabilirsiniz. İlk videoda yorumlar açık. Aşağı hepsini açalım. Şöyle, şimdi şey konusuna geleceğim. Bu dolar kazanma mevzusuna geleceğim. Şimdi dolar kazanma tarafında arkadaşlar, yani döviz kazanma tarafında şimdi kafa yapısı değişiyor. Yani nasıl anlatayım bunu size? Gerçekten satın aldığınız bir şeyi 7 ile bölme mantalitesine çoktan girmiş oluyorsunuz. Biz de bu konuda zaten hep şöyledik. Yani Anıl'la konuşuyoruz. Bir yere gidelim diyoruz. Bir yere geçelim ya da bir şey alalım. Hep bunu böyle dolar cinsinden kendi aramızda da telaffuz ediyoruz. Uzun süredir böyle yapıyormuşuz. Yani biz de böyle sonra bunun üzerine biraz konuştuk. Biz zaten hep sürekli aynı evde yaşadığımız için. Ondan sonra bunun üzerine de biraz konuştuk. Yani mantığı da yavaş yavaş oraya gitmiş. Mesela zaten çoğunlukla dolar da harcıyoruz. Yani dolar kartlarından para harcıyoruz ve paralar orada dolar olarak çekiliyor. Ekstrede de dolar olarak görünce yani çok şey yapıyorduk. Mesela şöyle söyleyeyim. Biz çok uzun zamandır atıyorum bir yerden yemek yiyoruz bir lokantadan. Ve o lokantadan işte günde 15 dolar tutuyor abi yani. Bu şekilde hesaplıyoruz ama tabii ki aya vurunca ve TL'ye vurunca gerçekten çok fahiş rakamlar yapıyor. Hakan Bey demiş ki katılmıyorum. Bu ülkede çok zengin insan var. Ya evet. Bakın o konuda haklısınız. Yani benim çok fazla müşterim de var. Gerçekten çok ciddi varlıklı olan. Ya onları saymıyorum. Yani şu girişimcilik piyasasından bahsediyorum. Hani tamam mesela işte biz de konuştuk. Çok büyük işte holding sahipleri vesaireler var. Ama onlar Türkiye'de zamanında bu işleri yapıp çok uzun yani kuşaktan kuşağa geliştirmiş insanlar. Hani yeni tip artık dijital girişimcilikten bahsediyorum. Şöyle bir araya virgül açacağım dolar kazanmayla alakalı. Kadir Bey sormuş ki şu an üreticiyle anlaşma konusunda tavsiyeniz nedir? AliExpress dışında başka üreticileriyle anlaşma konusunda tecrübeniz ve tavsiyeniz nelerdir? AliExpress'teki arkadaşlarla ürünü Amerika'ya gönderme, orada ürettirme, orada ürettirme diyorum. Orada ürettirip oraya toptan gönderme konusunda falan konuşabilirsiniz. Ama bu biraz sizin eğer toptan almayacaksanız yani toptan alacak bir paranız yoksa satış hacminize bağlı. Yani günde 100 tane 200 tane sipariş geçtiğiniz AliExpress satıcısına çok da net bir şekilde bu ürünü Amerika'dan ben göndermek istiyorum diyebilirsiniz. Raif hocam peki ödeme altyapısı kısmında ilk satıştan itibaren 21 gün ödeme altyapıları paranızı bloke eder demişsiniz. Bir değişiklik var mıdır bu konuda? Ahmet Bey oradaki durum şu. Biz şimdi çok fazla insanın ödeme altyapısını bağlamaya başladık. Ve ilk sipariş geldiğinden itibaren 21 gün PayPal ve Stripe bu paraları, hatta Stripe 28 gün ama bunu biz size yansıtmak istemedik. Hatta belli bir dönem biz kendi cebimizden ödedik. Ödemişiz yani ama muhasebesini yapınca fark ettik. PayPal 21, Stripe 28 gün tutuyor çünkü yeni girdiğiniz için ondan sonra günlük bile geliyor. Yani siz yeter ki satışlara devam edin, o konuda bir sıkıntı yok. Parayı Payoneer hesabıma çekmekten başka yol var mı? En azından kendi PayPal ve Stripe hesaplarımız varsa. Çünkü Payoneer'in de kendi komisyonları var. Yani maalesef yok. Çünkü Payoneer olmasa başka bir banka olacak. Başka bankaların da aynı komisyonları var. Maalesef. Komisyon ödemek zorundasınız yani şu anda. Çünkü bu tip şeylere bağlısınız. Yapacak bir şey yok. Hayatınızda maddi gelirinizin yükselmesinden ziyade direkt dolar kazanıp harcadığınızdan dolayı en çok dikkatinizi çeken bir alışkanlığınız ya da yaşadığınız değişiklikler nelerdir? Kafa yapısı da girer. Evet, ya öncelikli olarak düzenli giderlerimiz bir kere. Yani gerçekten düzenli giderlerimizi dolar hesabıyla yapıyoruz. Yani işte ev, ofis, kiraları, maaşlar, efendime söyleyeyim işte aldığımız elektronik eşyalar, bunların hepsini dolarla hesaplıyoruz. Ondan sonra orada böyle bir değişiklik oldu. Yapacağımız masrafları her zaman dolar olarak alıyoruz. Bir alışveriş yapacaksan bu kıyafet falan da olabilir. Dolar üzerinden yapıyoruz ve yani o yüzden gerçekten bu ülkede çok lüks olan markalar ve kıyafetler aslında dolar cinsinden çok makul rakamlar. Yani bugün evet. Ben 50 dolara 100 dolara çok güzel ayakkabılar alabiliyorum. Yani 100 dolara gidip Adidas'tan çok güzel alışverişler yapabiliyorum ama tabii ki TL'ye vurduğun zaman çok fahiş fiyatlar. Yani gerçekten göz korkutan rakamlar oluyor. İşte burada ben bundan 3 yıl önce de ben bunu 3 yıl önce harcamalarım, gelirlerim çok farklıydı. Yani dediğim gibi şu anda çok farklı. Bunun sebebi aslında şöyle söyleyeyim. Hani 7 kat dolar 7 kat var. Yani TL'den dolara geçerken 7 kat
hayat standartlarım rahatladı diyebilirim. Yani, ve TL bazında kazandığımı dolar bazında daha fazla kazanınca bu sefer bu 7 değil 14 katları, 28 katları falan çıkıyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir sıçrayış oluyor. O yüzden yani dolar kazanmanın olayını biraz anlatmam lazım diye düşündüm kendi kendime. Amazon'da FBA mi yoksa dropshipping yapıyorsunuz? Biz Amazon'da Amazon yapmıyoruz. Şöyle Amazon yapmıyoruz arkadaşlar. Bizim Amazon hesap yönettiğimiz Amazon hesapları var. Hepsi kurumsal müşterilerimiz. Kendi Amazon hesabımız yok. Konu dışında ama kontrollü yaşam modeline geçilme aşamasına giriyor ABD. Son zamanlarda Çin'den ABD'ye gönderim hakkında serbestçe gönderimi konusunda gelişme oldu mu? Yani ben bizim perakende ürün gönderim konusunda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çünkü bu yani şöyle söyleyeyim. Çin'in, Amerika'nın Çin'den çok büyük tonajlı alışverişleri var. Ciddi manada böyle ekonomi dengesini sağlayacak. Bu alışverişler konusunda Trump bir yaptırım uygulayabilir. Daha önce de yaptı bunları. Bu konuda bir şey olur ama bizim perakende ürün gönderimlerimizi etkileyeceğini zannetmiyorum. En kötü Amerika'da ürettiririz. Bir soru daha. Dolar üzerinden muhakeme yapmak global zihniyetin bir alt başlığı aslında. Bunu yapabilmek için aslında dolar kazanmaya gerek yok. Arkadaşlar hayal gücümüzü kullanıp senaryolar oluşturun. Evet, gerçekten öyle ama günün sonunda TL kazanırken TL aldığın bir maaşın 200 dolar, 300 dolara tekabül etmesi inanılmaz kötü bir durum. Selamlar, mail olarak hangi maile ulaşabilirim? Eğitim için de birkaç sorum var ya da DM bakar mısınız? Yani ben gün içinde DM bakmaya çalışıyorum ya. Ya ben ya asistanım DM bakıyordur. Eğer bakmamışsak raif@arşiv.com'a mail atabilirsin. Kamer Bey sormuş. E-mail marketing, upsell, downsell konuları eklenecek mi? Kamer Bey eklenecek. Yani eğitime daha bir bu kadar daha konuşacağımız konu var. Hiç azalmadı. Yani şu an otursak 10 saat daha eğitim çekeriz. Ama bunları çekmek sadece şu anda kafa karıştırır. O yüzden başka bir şeye ihtiyaç yok. Hakan Bey mail adresimi yazmış. Çok teşekkür ederim. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi geliyorum biraz Instagram tarafına. Ondan sonra şu dolar kazanmayla alakalı konuşalım. Hem siz arkadaşlar bana sorularınızı sorun. Bu dolar kazanmayla alakalı. Burada şeyden başlayalım. En son bu mu geldi? Shopify mağazamıza. Shopify mağazamızı istediğimiz zaman tatil moduna alabiliyor muyuz? Evet alabiliyorsunuz Shopify mağazamızı. Aldığınız zaman da ödediğiniz tutar yarıya düşüyor. Evet yarıya düşüyor. Yani 29 dolar 14'e falan düşüyor olması lazım. O şekilde devam ediyor. Aynen. Ondan sonraki sorumuz. Alalım. Motivasyon amaçlı aylık ortalama kaç dolar geliriniz, kaç dolar geliriniz var? Ya böyle bir şey hesaplamıyoruz çünkü şöyle arkadaşlar şimdi bizim birçok işimiz var. Yani reklam ajansımız var, işte e-ticaret mağazalarımız var. Amerika'da farklı böyle yapabildiğimiz kadar. Yani muazzam büyük bir yatırımcı değiliz. Yani hani konuşurken öyle bir algı oluşmasını istemiyorum ama hani yapabildiğimiz derecede kripto paraya. Efendime söyleyeyim. Çünkü mesela kripto para sektöründe de müşterimiz var. Hani az çok ne olacağını biliyoruz. İşte kripto para tarafına. İşte Amerika'da bazı sektörlere, bazı işte yükselişte olabilecek şirketlere, startuplara. Şimdi bunları takip etmek, bunlara yatırım yapmak önemli. Bunları yapıyoruz. Yani kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sen sorarsan ya desen ki ya hiç hesapladın mı ayda ne kadar para kazandığını? Ya şu anda ben bank hesabımda belli bir para kalana kadar yaşamaya çalışıyorum. Yani öyle bir şeyim yok, hesabım yok ama tabii ki böyle bir muhasebeci olsa iyi olur mu diye düşünmüyor değilim şu aralar. Yani şöyle anlatayım size. Parayı yönetme ve yatırım yapma hususunda bir profesyonel olduğumu söyleyemem. Orada hala aşırı amatör taraflarım var. Çünkü hala o konu üzerine çok düşünmüş, araştırma yapmış bir insan değilim. Ama mümkün olduğunca mantıklı ilerlemeye çalışıyorum. Ama şu anda böyle bir aylık belli bir gelir limiti bahsetmek iyi, hoş olmaz. Sıfırdan başlarsak ne kadar sürede ortalama başarıyı yakalarız? Ben 3 ayda yakalamıştım ortalama yani başarıyı. Yani 3 ayda yakalamıştım. Benim için başarı oydu. Bilmiyorum senin için nedir? Şöyle aslında başarı ne oldu? Başarıya ilk satış diyelim hadi. Evet. 3 ayda biz yakalamıştık. Bugün 10 günde yakalayan da var. Aslında bu çok göreceli bir kavram. Yani bu eğitimi ne kadar hızlı bitireceğin, kendine bunları ne kadar hızlı hazmedeceğin de var. Evet. Bir ton farklı değişken var orada yani. Aynen öyle. Bu Instagram'ın soru tarafında da sorular gelmiş. Shopify mağazamızı istediğiniz zaman tatil modu alabiliyor musunuz? Evet alabiliyorsunuz. Sonra geliyorum diğer soruya. Shopify başlangıçta ne kadar para harcarız eğitim hariç? Arkadaşlar eğitim hariç Shopify'da 30 dolarlık bir Shopify ücreti var ama şu an ilk 3 ay o bedava. Yani reklam konusu ben organik reklamdan gitmeye çalışıyorum. Hani benim kafa yapım Shopify eğitim haricinde hiç para harcamadan
belli bir ciro elde etmek ve o ciroyla da artık reklamları, belli başlı uygulamaları vesaire mağazaya oturtturmak. Yani benim şu andaki kafa yapım bu. Kendi kendisine sermaye sağlayan bir iş modeli haline getirmek. Yani bir yatırımla başlayan değil de ya da sermayesini başta koyduğunuz bir işletme değil de sadece 30 dolarlık işletme maliyetini verip Shopify 30 doları sonrasında kendi kendine çarkın dönmesini sağlamak. Aynen öyle. Sami Bey'in sorusu kalmış yukarıda. Ona bakalım mı? Neymiş benim sorusu? Sorum kaldı. Abi soruyu bir daha yazsam. Sonra şimdi diğer YouTube tarafına giriyorum. Emre Cem Bey'den şöyle bir şey gelmiş. ClickFunnels Dropshipping ile ilgili bir projen olacak mı? Ya arkadaşlar ClickFunnels'ı ben zaten Shopify'da da yapıyorum. Hani ClickFunnels ayrıca bir business. Yani onun üzerine ayrıca bir çalışmak lazım. Şu anda inanın ona ayıracak bir vaktim olmadı. Cidden verdiğiniz tema 180 dolar ve siz sadece 140 TL yapıyorsunuz ve site eklentileri de dahil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyelim. Çünkü ölçeklenebilir bir iş modeli. Ölçeklenebilir bir iş modelinde her zaman kaliteli şeyi pahalıya almak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın. Soru şuydu Sami Bey'in. Bir de panelde eğitime review yapmak istedim ama nereden yapabilirim bulamadım sorusu. Onu aslında çok cevap kısa verdim. İlk videoda yorumlar açık. Diğer videoları da açık değil. Ben şimdi kontrol ettim. Açık değilmiş. Hepsini açarız onları. Tamam. Yarın açık olur. Şu anda bekletme için ücret almıyor Shopify. Aynen öyle. Şu anda Shopify ücret almıyor. Pandemiden dolayı böyle bir güzellik yaptı. Peki eskiye göre gözlemlediğiniz gereksiz, daha doğrusu ihtiyacınız olmadı. Ya ben bunu niye almışım dediğiniz ürünler ne durumda arttı ya da muhasebesi nasıl tutuyorsunuz kendinizi kısıtlamaya? Şimdi yani Ahmet Bey şöyle genel bir cevap vereyim. Tamam. Şöyle genel bir cevap vereyim. Bu dolar kazanma, para harcama mevzularında. Şimdi biz ilk işte böyle ciddi paralar kazanmaya başladığımız zaman gerçekten böyle çok fazla ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani işin doğrusu yani hepimizin acemi olduğu durumlar, zamanlar oldu. Orada ne yaptık? İşte bir Dubai'ye gittim. Orada hani saçma sapan bir para harcadım. Hani bir tatil şeyinde. Pişman değilim. Ama yani şu anda baktığımda evet yani saçma şeylere para harcamışım diyebiliyorum. Ama mesela kafa yapısı nasıl değişti? İlk dönemler böyle gidip biraz şey vardı. Gerçekten böyle marka bir şeyden çok sayıda alma olayına bir baktım. Denedim yani öyle söyleyeyim. O da çok mantıklı değil şu anda. Onu da hani şu anda mantıklı bulmuyorum. Ya aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Bu girişimcilik hayatında ya da böyle işlerle uğraşmaya başladığın zaman hayatı çok fonksiyonel yaşamaya başlıyorsun. Yani günü çok böyle stratejik kuruyorsun. Belli saatlerde belli işlerle uğraşacağım, şu zamanda şuraya gideceğim falan gibi. Dolayısıyla günü böyle planlıyorken aslında çok angarya şeylere para harcamaya da zamanın kalmıyor. Yani işte ne bileyim şu an örnek bile veremiyorum. Yani saçma sapan bir ürün hayal edin. Hani ona para harcamaya zaten zamanı kalmıyor çünkü şey olmuyorsun. Hayatında ona ayıracak bir boşluğun kalmıyor. Hayatında gerçekten ayırdığın vakitlerde, ayırdığın boşlukları da değerlendireceğin ürünleri ya da şeyleri, hizmetleri her neyse onlara para harcıyorsun ve onlardan gereksiz olmuyor. Bu ne demek oluyor? Mesela girip de saçma sapan bir sürü yerde kafe gezemiyorsun belki ama belki normalden birazcık daha pahalı bir yerde oturuyorsun. Bir kere yapıyorsun bunu mesela çok zaman olmadığı için. Aynen öyle. Orada mesela normalden fazla para harcıyorsun. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar hani bir yerde çok uzun yıllardır oturup kahve içmedim. Hani çok uzun yıllardır bir kafeye veya başka bir yere para harcadığımı hatırlamıyorum. Ama sadece dediğim gibi yemek yiyebileceğimiz ufak vakitler oluyor. O zaman da evet gerçekten güzel yemek yapan yerlere gidebiliyoruz. Hani bu tip değişimler var. Kafa yapısı ve alışveriş şeyleriyle alakalı konuşacak olursanız. Diğer tarafta hani alışveriş şeylerini sormuşsunuz yani alışkanlıklarını. Orada da gerçekten şöyle anlatayım. Alışveriş tarafında da evet Anıl'ın anlattığı çok doğru. Gerçekten zaman ayıracak ürünler çok 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 azalıyor. Yani bir bilgisayar oynayamıyorum. Yani şu anda mesela istesem gerçekten küçükken hayalimdeki bilgisayar setup'ını toplayacak maddi düzeye geldim. O şeye ulaştım. Ama inanın bir bilgisayar setup'ı toplayacak ya da onunla oynayacak şeyim yok yani. Aynen öyle. PlayStation maddi yok. İstesen yaratılır. Mesela PlayStation'ım yok. Hiç hayatımda PlayStation'ım olmadı. Eskiden falan böyle bulan alsam hani para kazansam da alsam falan diyordum. Ama şu anda oyuncak vaktim yok. Şöyle bir durum var. Üzülüyor muyum? Zerre üzülmüyorum. Yani çok benim için şu anda aklıma bile gelmiyor. Önemli bir şey değil. Çünkü daha mutluyum. Ve şu anda mesela gerçekten bilgisayar oynamaya veya PlayStation oynamaya vakit harcamayı gerçekten saçmalık olarak görüyorum. Şöyle bir durum var. Çalışıyorsundur. Senin hobin odur. Çok normal. Benim de vakit harcadığım hobilerim var. Ama vakit harcadığım hobilerim varken ekstra PlayStation ve bilgisayar oynayamıyorum. Eğer
oyun oynama hobim olsaydı yapabilirdim. Orası doğruya doğru. Orası öyle. Şimdi biraz Instagram'a döneceğim. Yok abi, sorum şuydu. Mağazayı kurarken ortalama kaç ürün yükledikten sonra satışlara ve reklama başlamak mantıklıdır? 10-15 yeterli diye tahmin ediyorum. Dubai'ye gittiğinizi duyunca sizin kredi kartından çıkarmıştım. Yurt içi uçuşlarını bedavaya getiriyorum. Hayatıma ilk katını. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. InstaShop tavsiye ediyor musunuz hocam? Avantaj sağlar mı? InstaShop yapamazsınız. InstaShop olsa, tavsiye ediyoruz tabii ki. Olsa çok büyük bir prestij ama InstaShop Türkiye'de çok sayılı işletmeleri veriliyor ve aynı zamanda da belli şartları sağlayabilmemiz lazım. Dropshipping de zor. Aynen öyle. Bekircan Bey sormuş, abi şoför eğitimi alanlar olarak bir grup ne zaman açacak? Ya bu grup muhabbetine ben bir türlü alışamadım. Bir grup açalım mı arkadaşlar? Ne grup açalım? Bana bir Instagram'dan gerçekten grup açılması isteyen insanlar bir yazsın. Çünkü ben birçok şeyin, adını siz söyleyin, yani eğitimin gruplarına falan girdim ama hiçbirinin en ufak faydasını görmedim yani. Hepsinde hep soruları cevaplayan kişi bendim. O yüzden o kurmayı mantıklı bulmuyorum. Ama gerçekten kurulmasını istiyorsanız bir Facebook grubu kurarız. Muhammed Bey sormuş, eğitimde örnek bir ürüne reklam çıkma, mağaza hazırlama gibi bir örnek yapmayı düşünüyor musunuz? Örnekler teorik kalıyor, uygulama olmadan çok daha verimli olur. Yapalım. Bu hafta içi ben o videoyu çekeyim. Sözüm olsun. Bu hafta içi videoyu çekeyim, kurgulanıp yayınlanır. Enes Bey sormuş, abi bence bir gün sadece reklam ajansı konuşalım. Muhtemelen Türkiye'de senin yaşında olup ajansı senin kadar yatırım yapan yoktur diye düşünüyorum. Yok zaten. Doğru düşünüyorsun. Olabilir. Konuşabilirsin. Ya da bir sorun varsa şu an bile sorabilirsin. Çünkü ben bir yayında ajansla alakalı ne anlatabilirim bilmiyorum. Telegram grubu olabilir. Nasıl kurulduğunu almıştık aslında o gün. Biz var böyle bir yayınımız. Ha var mı? Aa evet doğru. Ajansla alakalı öyle bir yayınımız ajansla var aslında. Ajansla kurulduğumuzu anlattık. Türkiye'de işte koronavirüsün Türkiye durumları nasıl? Aslında ajansı genel olarak konu aldığımız 3-4 tane yayınımız olmuş. Evet. Geçmiş yayınlardan onları ayıklayabiliriz. Evet. Arkadaşlar şey konusunda da yani bu grup konusunda şimdi Telegram dediklerinde aklıma geldi. Bizim zaten ücretli bir Telegram grubumuz var. Ayda 5 dolarlık. Oraya böyle sembolik bir ücret koyduk. Herkes girmesin diye zaten. Hani elini kolunu sallaya sallaya. O yüzden o gruba katılabilirsiniz. Corsair.co'da öyle bir grup var. Raif Kamacı özel grubu diye var. O grupta zaten sorulan soruları vesaire falan cevaplıyoruz. Şu an çok promote yapmadığımız için o konuda az da arkadaş var içeride. O yüzden güzel geçiyor, iyi geçiyor yani. Bir daha de orada mümkün olduğunca WhatsApp gibi orada cevaplamaya çalışıyoruz. Reklam için de aynı şekilde bir grup var. Orada da mesela aktif olmaya çalışıyoruz. O aynısı Facebook tarafında ya da genel tüm eğitim alan herkesin bulunduğu bir grup haline geldiği zaman bilmiyorum biraz da şey düşer diye düşünüyorum ben. O şeyi kaldıramayız gibi geliyor bana. Evet olabilir. Şimdi gelelim şöyle bir uzun bir aradan sonra tekrardan şu dolar harcama muhabbetine. Şimdi arkadaşlar birçok yerde bahsediyor. Yani dolar kazan, dolar kazan, dolar kazanmak nedir, dolar falan filan. Evet yani dolar kazanmak güzel. Ama bence dolar kazanmaktan daha güzel bir şey varsa o da dolar olarak harcamak. Bunu anlatırken şimdi daha kolay anlatırım diye düşünmüştüm ama anlatırken gerçekten zorlanırım. Çünkü gerçekten çok acı ve vahim bir durumla karşı karşıyayız. Hani ne kadar anlatırken hani güzel, komik veya heyecanlı gibi gelse de gerçekten hani kendi ülkemizin dövizinin bu kadar değersiz olması, kendi ülkemizin parasının bu kadar gitgide değer kaybetmesi beni inanılmaz üzüyor. Yani hiç o şey kafasında değilim yani. Oh dolar yükseliyor, hadi paramız artsın kafasında değilim. Çünkü biz dolar kazandığımız için biraz sabit yaşıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani TL kazananlar para kaybederken dolar kazananlar daha fazla para kazanmıyor. Dolar kazananlar aksine daha stabil yaşamaya başlıyorlar. Yani enflasyonla mücadele etmiyorlar. Yani enflasyon etkilenmeyen bir para birimini kazanıyorsun. Evet, yani şöyle söyleyeyim yani bundan önce sallıyorum işte bir lahmacunu işte 3 liraya yerken de 5 dolardı. Şu anda siz işte sallıyorum işte 15 liraya yerken de 5 dolar. Yani dolar kazananlar içinde harcama konusunda çok bir değişiklik olmadı. Ama TL kazananlar konusunda sürekli bir düşüş söz konusu. Zaten aslında üzücü olan durum da bu. Admitat'ta bahsettiğiniz affiliate olayı ciddiymiş. Evet ciddiymiş gerçekten. Yani mesela bugünkü kazanca baktım. Sadece bugün bir 120 dolar falan kazanmış Admitat'ta. Güzel. Köpeğimin 13K Instagram organik sayfası var. Sosyal medyadaki sayfamı büyütüp ürünleştirme mi faydalı yoksa farklı bir sektör mü? Bence köpeğinin sayfasını global büyütmelisin. Global büyüttükten sonra çok güzel hit yakalayabilirsin. Yani influencer olarak da para kazanabilirsin. Evet, başka markaların reklamlarını da yapabilirsin orada. Kesinlikle orada yani global gitmen taraftarıyım.
kitleni global oluşturmaya çalış. Orası çok önemli. Evet, yani bu dolar harcama konusunda ki durumlar az çok bu. Mesela işte atıyorum bir araba almaya gittiğiniz zaman ya da atıyorum taksitli bir şey alacağınız zaman ya da ne bileyim bir ev tutacağınız zaman, bir şey yatırım yapacağınız zaman dolar cinsinden düşündüğünüzde Türkiye gerçekten çok iyi bir yer. Çok iyi bir platform. Mesela şimdi yeni tutmayı düşündüğüm bir yer var ve kirası 1100 dolar falan. Gerçekten benim için uygun görünüyor şu anda. Çünkü TL kazanırken 1000-1100 lira kira vermekle aynı durum benim için şu anda. Çünkü gelirimin %80'inden fazlası dolar. O yüzden mantıklı. Bunun gibi şeyleri var. İyi noktaları var. Yani gerçekten belli bir seviyenin üzerine çıkabiliyorsunuz. Storylerde de bahsettim. Mesela benzin alırken abi. Yani gerçekten 77 sent oluyor. 75 sent. Öyle yani benzin litresi bize 77 sent. Dolar kartını harcadığınız zaman. Bugün storyde paylaştım. Veya işte bir berbere gittiğin zaman gerçekten böyle iyi network yapabileceğin bir yere gidebiliyorsun. Ya bir de şöyle bir durum var şimdi arkadaşlar. Eğriye doğruya doğru. Network her şeydir, tamam mı? Ve ben hayatımda bulunan birçok network'ü gerçekten iyi para harcadığım yerlerde yaptım. Buna bir şey diyebilirsiniz. Mesela kuaför diyebilirsiniz. Mesela birçok müşterimle, efendime söyleyeyim veya işte şu anda tanıştığım, konuştuğum birçok yatırımcıyla ben spor salonlarında tanıştım. Berberlerde tanıştım. Kulüpler derken gece kulüplerinden bahsetmiyorum, işte böyle life club dedikleri yerlerde tanıştım. Bunlar önemli. Hocam bir story'de app'ten bahsetmiştiniz. Hangi app'ti o? Vitals diye bir app. Yazıyorum ben şimdi. Volume discount kısmını kullanıyorum. Şu anda bayağı faydalı giriyor, bakalım. İçinde birçok şey var. Uygulama var aslında. Hocam erkek bileklik ve kol saati nişi yapılabilir mi? Ben tavsiye etmiyorum. Erkek bileklik ve kol saati çok satan bir niş değil. Erkekler bir kere öyle çok alışveriş yapan insanlar değil. Bence genel herkese hitap edecek bir şey satmayı deneyin. Ondan sonra geliyorum. Zaten 32 dakika oldu. Dolar kartı olarak Payoneer mi kullanıyorsunuz? Ek ücret kesmiyor mu? Vallahi ne kadar kestiğine bakmadım. Herhalde %1 falan kesiyor. Ama birçok kart kullanıyorum. Yani Payoneer'da sadece bir kart da kullanmıyorum. Çünkü onun da bir limiti var. Birkaç kart var. Onları kullanıyorum. Ben mobil uygulama sektöründeyim. Gelirimiz dolar üzerinden. Fakat Türkiye üzerindeki reklam gelirleri gittikçe düşüyor. Global reklam gelirse artıyor kurdan dolayı. Muhammed Bey, orada ben reklam hesabınızı dolara geçirmeyi tavsiye ederim. Yani dolar bütün harcamanızı, yani dolar kazanırken giderlerinizi dolar üzerinden yaparsanız muhasebeyi tutturursunuz. Yine Türkiye üzerinden reklam geliri de, ben orada şeyden dolayı, algoritmadan dolayı söylüyorum. Ben Facebook'ta ya da Google'da reklam verme TL bazında bütçelendirdiğim için reklamlarımı. Hı-hı. Reklamların da bu sefer şeyleri reklam alan kişiye, yani reklam yayınlayan platforma da getirisi TL bazında oluyor. Evet. Yani onun dolara çevirmesi onun için bir şey değiştirmez. Peki, ben TL olarak ödüyorum. Peki bunu Amerika üzerinden yapamıyor mu yani? İlla TL üzerinden reklam veren kişi, eğer TL tarafı, TL bazındaki ülkeden görüyorsa reklamını, o ülkenin parası değersizleştiği için o insan da aslında değersizleşiyor. Ya mesela reklamını görüyor olması da bir işe yaramıyor. Mesela İbrahim Akman'la konuştuğumuzda bana en güzel söylediği şey şuydu. Önce iş modelini Türkiye'de test et, ondan sonra globali aç. Sana bunu söyleyebilirim. Bence çok mantıklı. Emin olun, toplum olarak kalkamadıkça dolar bile kazansan Amerika'daki 40 bin dolar araba burada 100 bin dolara geliyor ya da 30 bin dolar olan Nike 100 dolar oluyor. Tabii ki konumuz bu değil. Demem o ki durum vahim. Gerçekten durum vahim ve çok üzücü. Değer katmayan, değer üretmeyen insanların boyun altında kalsın falan. Yani. İnşallah bunun bedelini öderler. Yani parasını gerçekten betona gömen, bilime gerçekten daha kaliteli, efendime söyleyeyim, elle tutulur taşınabilir bir şeylere yatırım yapmayan diyelim, daha çok devretmeyen. Evet. Network girişimcilikte en önemli şeylerin başında geliyor bence. Bakınız Social Network filmi. Kesinlikle öyle. Mesela arkadaşlar, bu arada şey konusunda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu girişimcilik yarışmaları falan. Şimdi geçen bir tanesine bakayım dedim. Abi yani verdikleri paralar falan aşırı komik. Ve ben burada normal bir yerde tanıştığım bir yatırımcıyla bir projemi konuştuğum zaman onun 10 katı paralar bir projeme yatırım alabiliyorum. Yani ya bizim girişimcilerde bir sıkıntı var, ya girişim yarışmalarında bir sıkıntı var, ya da insanları çok farklı şeyler lanse ediyorlar. Girişim yani, yarışmalarında bence sıkıntı var. Girişim yarışmasını yapan arkadaşların girişimcilikle alakaları yok. Aynen öyle. Paraları var ve
onu böyle hani yalandan dağıtalım diye bir girişimcilik yarışması. Girişimci girişimciliğiyle değerlendiriyor o da meçhul. Aynen öyle. Rahip Bey çiftliği Instagram hesabı bayağı iyi olmuş. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada haftaya sucuğum çıkıyor. Biliyorsunuz ben seri girişimciyim. Yani genel meslek tabiriyle hitap ettiğiniz zaman seri girişimciyim. Birçok projem var. Ve haftaya çıkacak, muhtemelen haftaya çıkar. Haftaya çıkacak kavurma ve sucuk üzerine bir markam var. Birçok yerde satışta olacak aynı anda. Ondan sonra durum bu. Anıl Bey ne kadar mantıklı konuştuğum be Alperen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şuradaki soruları bir bakalım. AliExpress'te güvenilir firmaları nasıl anlayabiliriz? Yani konuşun ama AliExpress'te güvensiz firmayla ben hala karşılaşmadım. Çünkü AliExpress'teki adam bunu şeye almaz. Raif selamünaleyküm. Başlangıçta ne kadar sermaye gerek? Çok bir sermaye gerek yok ama ciddi manada çalışmak lazım, üzerine düşmek lazım. O yarışmalara girseniz çıkar masaya vurursunuz yani tişört. Teşekkür ederim. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, bakın startuplara inanılmaz saygı duyuyorum. Benim de bir sürü startup'ım var. Ama şu girişimcilik yarışmaları beni gerçekten çok utandırıyor yani. Hani girişimcilerin gerçekten oraya girmesi falan şu anda Türkiye için en azından ben acayip cringe oluyorum. Türkiye'de paper açık olsa sanıyorum ki ihracat odaklı bir girişimi birçok girişimi 2 aya doları 6'ya çeker öyle ticari zeka. Çok mal, evet ya bence de Türkiye'de şey yapar. Türkiye'de paper kullanabilirsiniz, biz kullanıyoruz. Şey anlamında yani şimdi Türkiye'de paper kullandığında genel borsa etkileyecek bir sirkülasyon yapamıyorsun. Evet doğru. Dediğin gibi doları rahatlıkla ülkeye sokabileceğin bir sirkülasyon evet. Olsa kesinlikle etki ederdi. Hamdi Ulukaya'nın düzenlediği girişimcilik yarışmaları kaliteli gibi Amerika'da ağırlıyorlar diye biliyorum kazananları ama çok detayını bilmiyorum. Hamdi Ulukaya girişimine ben başvurmuştum, hatta beni aramışlardı ama şartlarını ve sonuçlarını görünce katılmaktan vazgeçmiştim. Bence hala kaliteli bir şey yok. Ya bence arkadaşlar yatırımcılık, melek yatırımcılık ve genel olarak yatırımcılık ya da exit yapmak bunlar böyle yarışmayla tanıtımla falan olacak işler değil. Bunlar gerçekten organik ilişkili olacak işler. Yani ya benim, yarışmada iki projeyi iki farklı kulvardan gözünü kesin. İki farklı kulvardayken neye göre şey yapacaksın? Yani bir karşı tarafındaki bir insan var. Onu etkileyemediğin için yarışmayı kaybediyorsun. Evet saçma. Yani orada benim görüşüm şu. Gerçekten bir girişimci bir startup'ına yatırımcıyla birebir görüşmeli. Kesinlikle organik ilişkiyle gitmeli. Gerekiyorsa bir abi kardeş ilişkisi kurmalı. Ya da hoca öğretmen hoca öğrenci ilişkisi kurulmalı. Onun üzerinden gidelim. Biliyorsun biz birçok startup'a yatırım aldık, exit yaptık. Yani yatırımcıya ya çok basitinden büyük. Mesela bugün Acun'a gitsen, Acun Türkiye'de hatta sayıda zenginlerden bir tanesi. Acun'a gitsen bir medya, bir program ya da dijital bir ürün ya da bir medya ürünüyle gitsen muhtemelen kafasına girersin eğer gerçekten mantıklı bir fikir. Girersin ama abi. Kolay bir gitti Acun'a mekanik bir ürünün projesini anlatamazsın ya da anlatamazsın derken ona inandırman ya da o projeye bir ısıtman zor olur. Ama, bunun yerine mesela kim var? Orada projeyi mesela Acun'a da gidiyorsan Acun'a da senin projeyi gerçekten bir oluruyla göstermen lazım. Ya onu tartışmıyorum. Şeyden bahsediyorum. Yani kategori olarak söylüyorum. Şimdi mesela karşında sen girişimcilik yarışmasında bir medya projesiyle katıldın. Hı-hı. Genellikle hep şeydir. İşte yazılımsa tutulur. İşte ne bileyim çok böyle bir spesifik problem çözen bir ürünse tutulur. Girişimcilik çünkü ona göre adamlar değerlendiriyor. Hı-hı. Çünkü değerlendirdikleri şey işin içinde girişimcilik ruhu değil. Şimdi orada mesela eğer yatırımcı jürisinde Acun olsaydı yatırım almıştın. Ama evet. O gün yoktu alamadın ve sen girişim yarışmasını kaybettin diye bakıyorsun. Ya alacağım paralar komik yani. 25 bin liralar, 50 yani bin liralar. Türkiye'de 25 bin lirayla arkadaşlar, hangi girişimi nereye... Şaka gibi yani. Gerçekten bugün Türkiye'de bir girişim yani şöyle rahat 1 milyon dolar yatırım almadığı sürece hala bir hiç yani. En azından bizim para birbirimizde 1 milyon alsın. 1 milyon lira alsın. 1 milyon dolar. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten eğer bir girişimcilik yarışması yapılıyorsa ve ucunda gerçekten şöyle 1 milyon dolar bir yatırım yoksa yani hiç boşuna girmeyin. Ya şaka değil yani bu gerçekten bugün bir girişim ya biz ya İstanbul'da çalışan global yerel bir reklam ajansı açtık. Yatırımı oyu buyu 1,5 milyon lira para harcadık hemen hemen. Anladın mı? Yani 1 milyon dolar yani eğer global açılacaksan bir startup'ın varsa kesinlikle global açılman lazım bugün. Ve alman gereken rakam bence bir yatırımcıdan minimum 1 milyon dolar. O da belki ilk projende çöpe gidecek. Ama bunu yatırımcının biliyor olması lazım. İşte Türkiye'de bu yok maalesef. O yüzden sıkıntı. O yüzden dolar kazanmak, global açılmak. O yüzden girişimciler patır patır Silikon Vadisi'ne gidiyor ki Silikon Vadisi'nde durumun o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Ama ya mesela işte İbrahim Akman'a ciddi saygı duyuyorum. Bugün örnek aldığım biri varsa, var dersen, kim dersen İbrahim Akman. Yani ciddi manada bunun Türkiye'de yapılabileceğini
ve yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekebileceğini belli projelerle kanıtladı. Ama onun taktiği de yine aynı şekilde. Yani Türkiye'de bir şeyi tuttur. Global aç. Yatırımcı yine globalden tuttur. %100. %100. 50 seneye güzel şeyler olur. Hemen ümidi kesmek lazım. Millet Mars'a gittiğinde ortada boş kalacak ne de olsa. Ahmet Bey biraz ağır tutmuş. Yani dediğim gibi arkadaşlar bugünün konusu dolar harcamayı konuşmaktı ama böyle beklediğim kadar eğlenceli geçmedi. Çünkü konuştukça gerçekten durumun ne kadar kötü ve vahim olduğunu derinden hissediyorum ve böyle dalga geçer gibi konuşmak istemiyorum ciddi manada. Çünkü yani ağlayacak halimize gülmeyelim. Ya bugün size şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bakın benim ofisim Torun Center'da. Bugün Torun Center'da 1+1 dairenin kirası $1000. $1000 yani şaka gibi değil mi? Ama 7000 lira kim kalabilir abi? Bugün Türkiye'de 7000 lira kiraya 1+1 eve tek başına böyle keyfiyetli kimler verebilir? Kaç kişi verebilir? Vardır, tanıdığınız kitleniz vardır ama genel olarak kaç kişi verebilir? Yani bu beni üzüyor. Bugün benim burada evet ya gerçekten Türkiye'de lüks bir rezidansta kalmanın maliyeti $1000. Hadi taş çatlasın $2000. Rahat rahat konuşabiliyorum ama aslında rahat rahat konuşturmuyor vicdanım. Anladın mı? Sıkıntı orada. Türkiye'de faiz mantığı var. Adam parasını bankaya atıyor. %2 faiz yetiyor adama. Evet. Bakın o da çok önemli bir durum. Yani yurt dışında yatırımcıların bu kadar hevesli istekli olmasının temel sebebi de bu. Yani niye bu kadar hevesli ve istekler? Çünkü paralarını faizle koyup kazanamıyorlar. Yatırım yapmaları gerekiyor. Yatırım yapmak zorundalar. Ya da toprağa gömülecekler. Başka bir şansları yok. Telegram grubu hepsinden iyi ve kesinlikle paralı olması gerekiyor. Evet Arp Bey, orada zaten bizim bir Telegram grubumuz var. Aylık $5. Oradan oraya gelip insanlar sorularını sorabilirler. Gelelim şu dolar kazanma mevzusu, dolar harcama mevzusuna tekrardan. Mesela arkadaşlar dolar harcadığın zaman kafa yapısı tamamıyla değişiyor. Şöyle bir toparlıyorum. Yani 41 dakika olmuş zaten. İnsanları aynen, da fazla sıkmayalım. Yani bence öncelikle işinizi Türkiye'de ölçekleyip, deneyip globale hemen geçmeniz lazım. Hatta direkt globale geçecek işlerden devam etseniz başlasanız çok daha iyi olabilir. Öncelikli olarak dediğim gibi dolar harcarken ve dolar kazanırken TL ve doları birbirine karıştırmamak lazım. Biz tamamen dolar kazanma ve dolar harcama odaklı gidiyoruz. Çünkü önceki yıllarda bunun sorununu çok yaşadık. Bazı şeyleri TL hesapladık, bazı şeyleri dolar hesapladık falan. Şu an %100 dolar odaklı gidiyoruz. O bize bence çok daha fazla şey kattı. Telegram grubu ismine Korsel Koya girerseniz orada benim Raif Kamacı özel Telegram grubu var. Oradan girebilirsiniz. Orada linki var. Ondan sonra dediğim gibi biraz dolar harcama mantalitesine gittiğiniz zaman olaylar aslında çok farklılaşıyor. Mesela biz çok uzun süredir kur farkına bakmıyoruz. Çünkü eskiden sürekli dolar harcarken şuna bakıyorduk. İşte ne yapsak, artar mı azalır mı, şimdi harcamayalım sonra harcayalım falan. Gerçekten belli bir yani beynimizin belli bir kısmını bu dolar TL kuruna harcadığımızı fark ettik. Ve biz çok uzun süredir dolar kuruna bakıp o şekilde dolar bozdurmayı bıraktık. Öncelikle bu. Ondan sonra geliyorum şey kısmına. Mesela neyi kısmına gelelim? Şu gerçekten insanların gün içinde düşündükleri şeyler var ya. Mesela arkadaşlar şu bu olaylardan sonra kafa yapısı nasıl değişti derseniz. Öncelikli olarak şu işte kıyafet ve günlük rutinler mevzusunu belli bir standarda oturtmak lazım. Belli bir standarda oturtmak lazım. Mesela gerçekten işte o gün mesela ben o gün giyeceğim kıyafeti, sabah yapacağım rutini düşünmemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Belli bir kıyafet sıram var. Sırasıyla alıp giymeye çalışıyorum. O konuyu çok düşünmüyorum. İşte sabah kalktığımda işte diş fırçalama, duş bilmem ne, kahvaltı kısımlarını mümkün olduğunca düşünmeden hazır halletmeye çalışıyorum ki gerçekten gün içinde verebileceğim kararlara kaliteli bir altyapı kalsın. Abi Fatih Çoban geçenlerde 10 günde $500,000 ciro yaptın dedi. Olabilir, gayet mantıklı. Yapılabilir yani. Yapılamaz bir ciro değil. Arif Bey demiş ki parasız her grup çorba olur. Size de gereksiz iş yükü, ihtiyacı olanları da ihtiyacını yetişmek zor olur. Kesinlikle haklısınız. Durumlar böyle. Ben de yoruldum yavaştan. Bu gece yapma olayları artık evet son birkaç gündür çok sıkı gittiği için şey oldu. Bizim de biraz enerjimiz düşük. Ve 40-45 dakikaya geldik. Bayağı da yorulduk. Evet, konu da yorucu bir konuydu. Bak, konu yorucu bir konu. Üzücü bir konu gerçekten. Yani çok böyle mutlu mesut Euro ile anlatacak. Çünkü buraya şey yapmaya gelmedik. Yani. Evet. Dolar kazanıyoruz, dolar harcıyoruz falan. Evet, olmadığı için şey değil.
iyi bir konu değil aslında. Aynen öyle. Ama genel olarak gerçekten o kafa yapısına erişmek lazım. Bunu sizle paylaşmak istedim. Bunu size anlatmak istedim bugün. Durumlar kendinize iyi bakın diyelim o zaman. Umarım hepimiz TL kazanarak, TL harcayarak da her şeyi normal yaşadığımız dönemleri görebiliriz. Evet. Ama şu anda dolar kazanmak ve harcamak hayat kalitesini inanılmaz yükseltiyor. Bunun da acı bir gerçek. Evet. Ya bugün faydalı bir yayın olmuş. Evet. Ya beni en çok üzen şey, şöyle konuyu son bir şey yapacağım, toparlama yapacağım. Gerçekten atıyorum şu mesela bir ofis tutmak istiyorduk ve tutacağımız yerin kirası 40 bin liraydı. Biz orada sürekli böyle dolar bazında konuştuk ya. Ondan sonra çıktıktan sonra gerçekten dışarıdan insanlarla konuşup onların fikirlerini alırken anlattıkları falan beni acayip üzdü. Yani o zaman aslında bu konuyu konuşma gereği hissettim. Yani bu konuyu burada anlatma gereği hissettim. Yoksa dolar kazanmak ve harcamak kolay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarafa da iyi akşamlar. O tarafa da iyi akşamlar. Aynen. Şu an ben end diyorum, sen de orayı da. Görüşmek üzere.